ve 17 milyon euro teklif almış bir oyuncudur biliyor musunuz? İki sene önce Sergen Yalçın döneminde 17 milyon euro teklif alan bir oyuncu bugün sende bedava gitti. Neden? Gez almaş. Ya bırak gitsin abi. Şimdi ben... aman rakibe gitmesin. Hı. Aman oraya gitmesin. Öyle değil mi Aldın abi? Gitsin doğru, ya. ya doğru söylüyorsun. Ben zaten şu bir, birkaç tane noktadan söyleyeyim. Yani ben bu elastikiyetin olmamasının bir e, kulüp politikası haline dönüştüğünü görüyorum. Dorukan Toköz gitti. Al bakalım Dorukan Toköz'ü şimdi alabiliyor musun? E onun He. da işte maaş istediği maaşı dengeleri bozacaktı içeride. Dengeleri bozmayacaktı ya. Sen veriyorsun işte 6 7 o istiyor 15. Yani ben şunu şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yani transfer dönemi bir pazarlık sürecidir. Şimdi bak şöyle söyleyelim. Basit bir şey söyleyeyim. Ha, ikisi aynı oyuncudur değildir demiyorum bak. Yani Serdar daha farklı değerlendirebilir. 1.5 milyon Euro'dan 1 lira fazla vermeyiz Videa dediler. Bana göre de üçlünün oyuncusu değil. O ayrı bir konu. Kaç para verdin şeye? Eee Roman 1800 verdin. Ona 1.5'tan fazla vermem dedin. 1800 verdin. E şimdi onu anlatıyorum. Kayları ne? 1750 verdin. 2.5 istedi yani bunu kabul ediyorsa gelsin imza atsın yoksa öyle değil. Belki diyecektin ki sen ya 100 daha verelim sana gel 150 daha verelim. Belki de o da diyecekti ki evet tamam iki de anlaşalım buluşalım. Hayır. Aralık ayında pazarlığı bitirdik. Ya bitmez pazarlık Aralık ayında. Pazarlık... Ama konusunda menajerinin de çok suçu var. Ya ben... Yönetimi o kadar çok yıprattı ki her golden sarı. Biraz da üslubu bilmiyor. Ya Bundan illallah et de bırak gitsin falan duruma geldi. Orada yönetimin de e, menajerinin de çok büyük suçu var. O zaman, Ama şu an Larin hangi konumda biliyor musun? O da koyun galiba. gelmiş otlağa böyle büyük bir otlak, mera. Acaba hangi tarafın otunu yesem karar veremiyor ve açlıktan ölmüş koyun. Şimdi Larin öyle. Wolfsburg'dan teklif varmış. Leverkusen'den teklif varmış. Galatasaray ilgileniyormuş, görüşüyormuş. Trabzonspor, Medipol, Başakşehir bir de Şumidika'nın bir takımı varmış. Şumidika istiyormuş. Gitmiş ama galiba. Öyle bak, bir haber var. Bak şimdi nereye gideceğini şu an şaşırdı Larry. Hani hakikaten çok güzel bir laftır. Hani koyun hangi otu yiyeceğini derken aç kalmış ölmüş. Bu da öyle. Yani şimdi, bunda da menajerin payı var. Ben kabul ediyorum. Zaten kulüp yöneticilerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi menajer ilişkileridir. Ama bir de bir gerçek var ki sen oyuncu kaybediyorsun sürekli. Şimdi Güven Yalçın. Şimdi Güven Yalçın... Bu ülkede en az 10 yıl daha geleceği olan bir oyuncu o da gitti senden. Kaybettin yani. Hani şöyle değil yani bak onu anlatıyorum. Tabii ki kulübün menfaatleri önemlidir. Başkan kulübün menfaatlerini korumak, parasını korumak durumundadır. Ama hayatta şöyle bir şey yok. Sana 9 milyon TL veririz. Bir kuruş fazla vermeyiz. Bunu istiyorsan gel imza at, istemiyorsan git. Bu değil yani. Yönetimde yöneticilik böyle olmuyor yani. Sen 9 verirsin o 12 ister. Sen dersin ki 10'da anlaşalım dersin. Bunu da da başkan yapmaz. Ama başkanın benim anladığım niye başkanla ilgili söylüyorum. Başkanın talimatı Serdar onu daha iyi biliyordur. Başkan şöyle oturup şey diyormuş e, Ahmet Bey. Yani benim öğrendiğim kadarıyla Ahmet Bey diyormuş ki 9 verelim 1 lira fazla vermeyiz. Söyleyin kabul ederse imza atsın yoksa atmasın. Ya bu değil işte yani. Transfer böyle bir süreç değil. Yani öyle bir süreç değil. Ya... George Yesus'un iki 2 ay gitti sen, e, şey. Mesela senin dediğinin üzerine Sen gidip İstanbul Spor'dan eğer hakikaten Heh. Çocuk da güzel yıllık evet. maaş Anladım kabul ediyorum ama Bonservis bedeli konusunda ciddi tavizler verirsen Ciddi sıkıntılar e, yaşanırsa O da tabii sorgun alır Ama şu var e, Demin verdiğin örnek Mülaka için oyuncu yıllık bir 1.5 Bonservis 4 Sorun bonserviste de değil Sorun yıllıkta Yıllıkları dengelemeye Hayır, çalışıyorlar. Ben bir buçuk olduğunda da emin değilim. Tabii takım içerisinde belki daha fazla örneğin daha takım içerisindeki belki de. dengeleri sarsılması için sarsılmaması için yıllığı sabit tutmaya çalışıyorlar ama santraforun yıllığına kimse bir şey demeyecek. Zaten onu söyledi bak orada bir şey yok. Dedi ki bir oyuncu için bütün kulüpler söylüyorlar bunu. Bir oyuncu için bu süreci farklı bir boyuta taşıyabiliriz diyorlar. Sorun yok ama ben kulüp yöneticiliğinde bir elastikiyet olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olursa Bak oyuncu kaçırırsın. Şimdi bak Muleka'nın yerine oyuncu alacaksın. Ama Trabzonspor Vakayemi de doğru yaptı Aldun abi. Tabii ama... O yaş o... grubuna gelmiş bir adamı. Ben o, para parayı yok. Bak taraftar sevgisini arkasına alıp yönetimlerden para, fazla para koparma falan. Bu dönemlerin bitmesi lazım zaten. O tamam orada bak, sıkıntı yok. Beşiktaş mesela Gezel de bunu yapabilirdi o zamanlar. Bak Gezel bu takıma tamam katkı sağlıyor. Ama geçen senenin yarım sezonda yoktu. Şimdi vakame konusunda başka bir konu vakame. Yani vakamenin konusu şu. 3,5 milyon euro istiyor. Böyle bir para Şampiyonlar Ligi'nde oynarken takımlarda vardı böyle paralar. Tabii bugün bugün artık o paraların hiçbir tanesi yok. Yani o, o zaten çok uçuk ve onun zaten ikinci maddesi ne biliyor musun? 3 yıl garanti. 3 yıl garantiden yandı zaten iş. Yani diyor ki Trabzonspor 2 artı 1 yapalım. Yani 2 yıl eğer sen oynarsan, performansın varsa biz öbür biri zaten seni e, kabul ederiz. Yani o başka bir şey. Ama burada yani son yıllarda birkaç tane oyuncu böyle e, açıkçası biraz e, Beşiktaş'tan gidiyor ve o giden oyuncular da ha Beşiktaş kulübü yani 120 yıllık kulüp yani kalkıp... Yerini birini bulamaz ha, mı? Yani bulamaz mı? Bulur. Ama ne oluyor? Maliyetin artıyor. Yani maliyetin artıyor. Bak dikkat et bir buçuğa vida'yı kabul etmedin. Bir veririm o zaman dedin daha indirdin hani gitsin diye. Vida'nın zaten o teklif Vida He. açıklama yaptı. Evet. Bu evet. yapılan teklif şu demek. Evet, topla eşyanı git. Topla Hayır. eşyanı git. Bir buçuk diyorsun sonra bir sekiz oyuncu alıyorsun. Yani bak üç bin euro fazla verdin. Yani birisi de Dünya Kupası'nda final oynamış oyuncu. Yani Ama Vida'nın isteyeceği para 2.2 falandı. Kimin? Vida'nın. Hayır mesele şunu söylüyorum. Yani orada o gitmesi için bir buçuk dedin. Bir buçuk diyorsun. Anlaşabilirsin Galatasaray'da. Ben bak şöyle söylüyorum. Sistem olarak da kalmasından yana değilim Tabii, zaten. Tabii sayıs daha uygun. Ha. Bir de Vida de, e, Beşiktaş'a şey uzatmadı. Bu sıkıntılı dönemlerde indirim işlerine falan hiç gitmedi. Ha yani o O zaten o, bağ kopmuştu. O yani o başka şunu anlatmaya çalışıyorum. Her zaman aldığın oyuncuda daha yüksek bir harcama yapma riskin var. Onun için de Eldeki kuş var ya, o daha e, kullanılabilir. Ama şey biliyorum. önemli, yani bütçeyi 25 milyon euroya düşürmek, 22 milyon euroya düşürmek, o takımın maaşını ayın birinde ödeyebilmek, bunlar önemli. Ama e, o Gezal olayı. E o zaman tek tek göndereceksin, gönderebiliyorsan e, gö işte. Yani gitme ihtimali ki, yüksek gibi e, görünüyor. Yani göndereceksin, şu an. diyeceksin ki kardeşim sen 2.750 alıyorsun, 750'sini biz verelim, git bir yerden 2 al zarardan kar edersin yani. İşte burada bak taraftarı da çok iş düşüyor. Yani gidiyorsa gitsin kulübün menfaatleri, kulübün maddi şartlarını aşıyorsa vay efendim karşı takıma gitmesi. Bırak sosyal medyada sen iki gün dalga geçecekler. Ne olacak? O düşünceyle zaten bir iş yapmak ya lazım. arkadaş Süleyman Seba var ya düşüncesi. bak Süleyman Seba kimsenin gözünün yaşına bakmazdı. <laughs> ne demek ya Sarı Fırtına Metin gidiyor diyorlardı. Kulübün kapısına kadar gidip başkan var ya hiç uzatmadı yani neyse, neyse o. Ben <laughs> ne bilmiyorum. demek ya Feyyaz uçar gidiyor Beşiktaş'tan falan gitti. Gözünün yaşına bakmadı. Bir Başkan de, bak Süleyman şey... Seba. Bugün Süleyman Seba olsaydı Gezela e ne yapardı? Mesela onları düşünmek lazım. Bugün Süleyman Seba olsaydı Vekors korster ne yapardı? Bugün Süleyman Seba olsaydı Larinle nasıl? Bunları da düşünmek lazım. Çok başka bir ben, karakter. Ah Süleyman Seba olsaydı Vida kararında Ahmet Durcepin verdiği kararı verirdi. Yani çok başka bir karakter ya. Yani Süleyman abi Allah rahmet eylesin. Süleyman abi ben Rıza e, Çalınbay ile ilgili hikayesini biliyorum. Rıza Çalınbaya Fenerbahçe'den teklif falan geliyor o sırada. Şöyle yapıyor diyor ki söyleyin Rıza'ya gelsin imzayı atsın. <laughs> Bu kadar. Bu kadar ya. <laughs> Bu kadar yani öyle öyle şeyler yok yani, yani pazarlıkta bir ne söyleyeyim Süleyman abi öyleydi gelsin imzayı atsın çünkü Samet hoca anlattı bana dedi ki Süleyman abi dedi bizi dedi davet etti yemin dedi <laughs> Samet hoca işte Ulvi Ulvi işte Gökhanlar falan Metin mi Feyyaz işte var mı şöyle. Dört kişi yemeği yedik çıkardı bize bir <laughs> kağıt. Şurayı imzaladı, imzaladık hepimiz. İki sene daha Beşiktaş'tasınız dedi. Kalktı gitti hesabını ödemeyi unutmayın dedi bize. <laughs> Öyle Süleyman abi. O da buluşsun sözleşmenin da <laughs> <nasıl gülüyor> Bir Süleyman anda Beşiktaş'ta anlaştık biz dedi. Çok, Süleyman abi çok farklı bir kimlikti tabii onu tabii. söylemek lazım. Allah ama rahmet yani, eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani şimdi bugünkü şartlar biraz daha Geç, farklı tabii. değişiyor. Ama şu şu değişmemesi lazım o günkü Süleyman Seba'nın kulüp kasasını, kulüp bütçesini düşünme durumu değişmemeli. Ya borca sokmuyor kulübü. Fazla borca sokmuyordu. Bugün Ahmet Nur Çebi de zaten bütün kulüpler faiz ödüyor. Tüm gelirleri faize gidiyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani. Fenerbahçe'de Ali Koç kendi şirketleriyle sponsor oldu. Keşke her kulüp öyle bir başkan olsa. Ama o gün orada Ali Koç olmasaydı bugün her kulüp gibi onlar da belki de yıllık faiz ödeyecekler. Bana bir yönetici söyledi kulüplerin dedi taraf faize gidiyor dedi. Evet yani ben biraz tabii yine şey Erdem'le şeyimiz ters düşüyor ama ben yüzde %100 başarı olarak görmüyorum bunu. Hani elindeki değerleri de tutmak lazım. Değerleri diyorum. Yani bazı değerleri işte Dorukan gibi mesela orada oyuncuyu göndereceksin. Yerine alacağın, alacağın oyuncu tutacak mı bilmiyorsun bir ikincisi daha yüksek bedelle almazsan Dorukhan'ın menajeri de Dorukan Beşiktaş'tan ayrılsın diye o günlerde elinden geleni yaptı. Ya bu basın açıklaması. Şimdi ben bir iletişimci olarak kendisini tanıyor tanıyor olsaydım yapma derdim. Şimdi şöyle bir şey var. Yani netice itibariyle İletişim evet çok çok değerli bir şey iletişim ama karşı iletişim karşılıklı e, temastır yani bir, bir tarafın tek başına iletişimi değil karşı tarafın da belli ödünler vermesi lazım karşı tarafın da e, yaklaşımı neyse yani geçmişe dönmeye gerek yok şunu anlatmaya çalışıyorum e, bak mulekayı gitti yani işte hem de 4 milyon eurolara falan geldi. E, ama senin elinde bir kallerin vardı. Kallerinle e, anlaşmadın. Umuyorum ve O diliyorum. da anlaşma olmaz zaten. Adam bütün He. beş fotoğraflarını kaldırdı. E, yok zaten bitti. Galatasaray'da da giderse şaşırma. Yok bitti. Ben Galatasaray'a falan gideceğini de sanmıyorum. Ama ben şaşırmam. Şu an mesela Larri'nin diğer kulüplerden istediği rakam kapıyı yıllık 2 milyon Euro'dan mı açıyor?